Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Altcoin'lerde özellikle biraz Metaverse, bazı Metaverse'ler Alice gibi. Genelde de DeFi projelerinden bir ataklar gördük. Bitcoin'in dominansının geriye çekilmesinden kaynaklı bu tarz coin'ler biraz pozitif ayrışmaya başladılar. Ama tabii ki de beklentimiz bunların çok çok daha üstünde. Ben kısa bir şekilde çok fazla uzatmadan bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Videomun içeriğinde Bitcoin, XLM, Chainlink, GHZ ve Alice Coin yer alacak arkadaşlar. Kanala hoşunuza giderse kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, videoyla ilgili görüşünüzü de yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte Bitcoin analiziyle başlayalım. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar genel resme baktığımız zaman geriye doğru bir hacimsiz, sürekli bir geriye çekilme. İşte altcoin'ler yükseldikçe Bitcoin'in onları geriye çekilmesi mevcut. Bunları hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Şu anda baktığımız zaman Bitcoin'in teknik analizine gayet sıkışmış, uzun bir süredir akümül olan. Lakin kripto parada şöyle bir yanlış algı var. Her şey Bitcoin demek değildir. Yani sadece Bitcoin yükseldiğinde altcoin'ler yükselmez. Bazı istisnai durumlar vardır ki Bitcoin'in böyle diplerdeyken bile altcoin'lerin pozitif ayrışabileceği senaryolar vardır ki şu anda bazı coin'lerde bunları görebiliyoruz. Bitcoin analizine baktığımız zaman zaten şu bölge itibariyle gelen düşüş trendini şurada kırdığını görüyoruz ve burayı artık bir nevi destek haline getirdiğini, şu anda en büyük destek hattının ise 45.733 dolar olduğunu, daha önce burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere denediğini ama kıramadığını, hep bu bölgeleri dip olarak hesapladığını görüyoruz. Şayet bu bölgenin altına 4 saatlik hacimli bir mum kapatırsa geleceği ilk destek hattı trend desteğimiz olacaktır. O da tam olarak şu anda 42.353 dolar bandına tekabül etmekte. Şöyle bir senaryo düşünün. Bitcoin düşerken dominans da düşerse altcoin'ler düşüşe rağbet göstermez. %1 çekilir veya hiç çekilmez. Pozitif ayrışmalar bile sergilenebilir arkadaşlar. İstisnai durumlarda hesaplamanızda fayda var. 42'den sonra gelebileceği, zaten ben dip seviye olarak 42'leri bir hesaplıyorum. Hani 42'ye geldikten sonra son bir dibi yaparsa, yani yapması şart değil veya orayı beklediğimden değil. Ama olur ise 42 son dip olabilir diye düşünüyorum. 42'nin altına inerse de 39.500 dolar bandı var. Yukarı hatlarda rahatlama seanslarına baktığımızda 48.000 doların üzerinde kalıcılık sergiledikçe ilk hedef 52.200 dolar olacaktır. 52.200 dolarda tutunması demek zaten Bitcoin'i tekrardan all time high seviyesine doğru yola çıkması demek. Neden böyle düşünüyoruz? Şu banda baktığımız zaman burada bir çanak. Çanağı tamamlayamadıktan sonra aşağı doğru bir kırılımla kulp formasyonunu gerçekleştiriyor. Genel trendde zaten düşen trendin hala üzerinde. Tek insanları korkutan günlükte arkadaşlar Golden Dead Cross'un oluşabilme ihtimali. Şuradan baktığımız zaman evet, şu bantlarda yaklaştığını görüyoruz. Ama daha önce de Dead Cross oluştuğunda Bitcoin'in buna çok fazla tepki vermediğini, bakın şu bölgelerde kısa bir süre içerisinde de mesela 19 Şubat'ta da aynısını yaşamıştık. Tekrardan 19 Mayıs'ta bir aylık bir dilim sonrası tekrardan Golden Cross'a dönüşmüştü. Ha bu gerçekleşir gerçekleşmez orası ayrı bir olay. Sadece merak edenler için söylüyorum. Ama buranın böyle kesişmesi için de Bitcoin'in yükselmeden ard arda düşerek şöyle en az bir 2 haftalık süreci ihtiyacı var ki şu anda Bitcoin'de zaten hafif hafif yukarı yönlü hareketler geliyor. Lakin temel analiz sürekli vurduğu için Bitcoin'e oradan geri dönüş yapıyor. Mesela Amerika tarafından bugün birkaç olumsuz haber geldi. Onlar Bitcoin'i tekrardan geriye çekti. Ama dominans indiği için bizler bunu şu anlık hissetmiyoruz. Ama sert iniş yapar, dominans yükseltirse ağır şekilde hissederiz arkadaşlar. Ben umutluyum, açıkçası onu söyleyeyim. Ben ay sezonu falan bu sene içerisinde bekliyorum ama şu dönemde beklemiyorum. Onu da daha önceden anlatmıştım zaten sizlere. Gelelim XLM coin'e. XLM coin'in de yatırımcısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. 15 Ocak'ta yani 10 gün sonra airdropları mevcut arkadaşlar. 15 Aralık'taki airdropu düşüşlerden dolayı 15 Ocak'a ertelediler ve 15 Ocak tarihinde bir airdrop yapacaklar. Bu zaten pozitif bir olay başlı başına ama airdrop sonrasında satış baskısı gelir. Bunu da 10 gün öncesinde sizlere söylemek istedim. Şu bağlama baktığınız zaman XLM'nin zaten teknik analizinin de çok güzel olduğunu, şu bölge itibariyle yani 5 Ocak sabah 7 itibariyle düşen trendi kırdığını görüyoruz ve bu teknik analiz arkadaşlar çok sağlam bir teknik analiz diyebilirim sizlere. XLM'nin zorlandığı bölgelerden bir tanesiydi bura. Yani bu şu demek, açıkça kısa söylemek gerekirse XLM'nin buradan itibariyle
itibaren yukarı yönlü hareketlerine devam edebilme ihtimali vardır. Bitcoin geriye çekilir, o ayrı bir olay, geriye çeker. Ama onun dışında Bitcoin sabitken veya Bitcoin 100-200 dolar arttığında bile XTM buna hızlı tepki verebilir, tıpkı Chainlink gibi. Bu bağlamda XTM'nin teknik analizi çok güzel arkadaşlar. Şurada zaten 0.29,72 bölgesinden şöyle hep beraber çizelim bakalım arkadaşlar. Şurada bir çanağımız var. Şurada da bir kulp oluşturacak arkadaşlar. Şurada da bir W formasyonu var görmüş olduğunuz üzere. Yani çok güzel formasyonlar devreye girdirecek. Bunun içinde 0.29,72 dolarda en kötü 4 saatlik garanti olarak da bir günlük bir mum kapatması dahilinde XTM'nin ilk rotasyonu düşüşü hızlandırdığı bölge olan 0.32 dolar direnç olacaktır. Ardından 0.35 ve 0.40 bantlarına XTM'den bir hareket gelebilir arkadaşlar. XTM geçen yıl çok pasif kalan bir coin oldu. Ama bu seneye damga vurabileceğini düşündüğüm coinler arasında da yer almakta arkadaşlar. Kısa vadeli trade yapabilirsiniz. Tabii orası ayrı bir olay ama böyle biraz daha tutmakta bence XTM'yi fayda var. Ha 15'inde airdrop sonrası düşüş gelir ise o bölgeden zaten satılıp dipten almak, o tarzda beklemek daha makul olur. Ha, nereye kadar çekilir? Onlara bakalım. XTM'nin şu anda zaten aktif bir şekilde destekleri 0.26 bandı, 0.24.65 bandı, 0.22 bandı. Buradan kaldırıp 0.22 ineceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Hani şu desteğe kadar bir geri çekilme, o da gerçekleşirse. Her airdrop sonrası düşüş garanti gelmez ama genelde yüksek ihtimalle düşüş gelir. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Şu anki rotasyona baktığımızda XTM'nin yönü benim gözümde yukarı arkadaşlar. Gelelim diğer coin'e, Chainlink coin'e. Chainlink coin arkadaşlar ben 23 dolardan Twitter'dan herkese açık bir şekilde paylaşmıştım. O bağlamdan sonra Chainlink gerçekten güzel hareketler sergiledi. Dirençleri çok güzel bir şekilde kırıyor ve adeta bir DeFi rüzgarı başlatıyor. %21,25'lik bir artış sağladık. Keza daha bundan 4-5 gün önce de 2022 yılına damga vurabilecek coinler listemde de Chainlink mevcuttu. Onun dışında bir de Twitter'dan paylaşmıştım. Yani Chainlink'ten kısa vadede güzel kazançlar elde edildi. Ama ben sattım mı satmadım, satmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman Chainlink'in zaten 23 dolara kırması bu bağlamda çanak ve kulpu tamamlayacaktı. Çanak ve kulpunu tamamladı ve dirençleri hızlı bir şekilde geçti. Şu anda buraya kırmızı bir mum atması demek tekrardan aşağı yönlü sert düşmesi anlamı taşımamalı arkadaşlar. Direnç üstünde kaldığı süre boyunca herhangi bir problem yok. Bu direnç altına inerse de şurayı destek edebilir. O da 25-20 dolar ya da 25 dolar bantlarına kadar. Ama genel bazda şu direnci de deneyeceğini düşünüyorum ben Chainlink'in. Bu da 29 dolar bandı arkadaşlar. Kısa vadeli trade'lerde son TP bölgem. Onun dışında orta vadelere doğru yavaş yavaş kendi all time high'ını yaşayabilir. İlk durak olarak 50 dolar olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle orta vadeli sepet olarak konuşmak gerekirse. Açık söyleyeyim ben bu fiyatlardan Chainlink verme taraftarı olmadığım için Chainlink'i bozdurmadım. Şurada RSI'de önemli bir direnç hattı var. Daha önce burayı arkadaşlar kıramadı. Şurayı görmüş olduğunuz üzere. Hep bu bölgelerden geriye döndü. Şayet bu bölgenin kırılması yani RSI'de 80,26'nın kırılması demek Chainlink'in zaten bu direnci bırakın artık şuralara doğru hızlı hareketler sergileyebilmesi demek. Bu bağlamda Chainlink güzel kazançlar sağladı. Bu şekilde bu tarz coinlerin de devamını tabii ki de yakalayacağız. Piyasa buna müsaade ettikçe bu tarz coinleri zaten bu kanalda direkt görebileceksiniz. Bu yüzden kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Gelelim CZ coin'e. CZ'yi arkadaşlar bu aralar anlatmıyorum diye bundan umudu kestiğim veya CZ'yi sevmediğim anlamına gelmez. Sürekli anlattığım için ve belli bir bölge verdiğim için onun gelmesini bekledim açıkçası. Şu an CZ'de açıkçası çok fark ettirmese de yukarı yönlü hareketler mevcut. Asıl hareket ne zaman gelecek? Asıl olan hareket arkadaşlar şu bağlamda 0.33.88'de yani düz yuvarlayın 0.34 dolarda tutunabilmesi dahilinde CHZ'nin çanak ve kulpu tamamlayıp ardından tıpkı bir Chainlink gibi veya şu anda gerçekleşmesi beklenen XTM'nin teknik analizi gibi yukarı yönlü hareketler CHZ'de de tabii ki de beklenebilir. Lakin CHZ'nin hazin bir sonu var. Bu da şu arkadaşlar. Özellikle Türkiye'deki fenomenlerin CHZ'ye karşı tutumu biraz farklı. Bunun sebebi de artık nedir bilmiyorum. Fan tokenlardan dolayı mı yoksa içinde başka bir olay mı var? Orasına hemfikir değilim ama çok baskıladığını söyleyebilirim. İyi bir durum mu? Tabii ki de değil. CZ yatırımcılarının veya bizlerin bu konuda yani açık söyleyeyim biraz sert tavırlar almamız gerekli diye düşünüyorum. Bu tarz olaylara müsamaha göstermek hoş değil. Çünkü manipülasyon bir suçtur arkadaşlar. Suçu ortak olan da suç işlemiştir. Bunu da unutmayalım. Neyse konumuza dönelim. CZ'nin bu bağlamı kırması. Şu anda genel bazda bakalım. Kısa vadeli düşen trendi zaten şurada kırmıştı. Kırdıktan sonra zaten CZ'nin şu bağlamda tek bir mumda %7'lik yükseliş yaptığını gördük. Alıştınız diye düşünüyorum ben. CZ'nin sert hareketi sonrası hep geri çekilmeler yaşanır. Ama CZ'de öyle bir illet ki sert yükseldikten sonra biraz can sıkıntı
çıkıcı geri çekilmeye var. Ardından hep zirveleri oynuyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi burada da aynısını yaptı. Keza şu bölümlerde de yine aynısını yapmıştır. Sert bir yükseliş yapar, sonra düşer. Bak burada da yine sert bir yükseliş sonrası geliyor bütün dalgalar. Yani CZ'nin ben şu bağlamın altına, hani şu ikinci destek altına inmediği sürece problem olduğunu düşünmüyorum. Ben çana kulpu yapabileceğini düşünüyorum. Bu da 0.33,90 dolar bağlamında netleşecek. Şu anda destek yatlar olarak 0.31,28. Onun dışında 0.30,17. Özellikle güçlü desteklerden ikisi şunlar arkadaşlar. 0.29,45'te son destek. Ben bunun altına inebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü artık şu trendi destek haline getirecektir arkadaşlar. Yolun sonunda CZ yatırımcılarda ben çok mutlu ayrılacağını düşünüyorum. Gelelim benim göz bebeğim olan Alice Coin'e. Hani Alice Coin'i ne zaman anlatsam şu tarz yorumlar geliyor. Ya Alice'ten reklam mı aldın? Keşke reklam alabilsem. Bu tarz kaliteli projelerden reklam almak gerçekten beni mutlu eder. Ücretsiz bir şekilde de yaparım açık söyleyeyim bu tarz coin'lerin reklamını. Hani CEO'su nedir ne değildir onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Proje çok hoşuma gidiyor ve adamların yapmış olduğu sistemi seviyorum. Buradan para kazanabileceğimi düşündüğüm için ben Alice'e yatırım yapıyorum. Ve Alice'e de yatırım yaptığım için de anlatıyorum haliyle. Sonuçta sizler beni niye takip edeceksiniz? Ben burada coin paylaşmayacaksam, coin anlatmayacaksam kara gözüme kara kaşıma takip etmiyorsunuz beni haliyle. Ben de bir şeyler paylaşıyorum. Bu sorumluluğumu yerime getiriyorum. Şu an bu bağlama baktığımızda arkadaşlar şunu şuraya da çekebilirsin. Bunu uzatabilirsin. Bunun uzantısı hiç herhangi bir şekilde fark etmez. Onu söyleyeyim başta. Alice'in de 15,73 dolarda düğümü bozacağını düşünüyorum ben keza. Şu bağlamda Alice dip seviyesi itibariyle %21'lik bir yükseliş yakaladı. Alice için bunlar hiçbir şey değil açık söyleyeyim. 13 dolar, 14 dolar, 15 dolar, 16, 17 bunlar Alice için bence hiçbir şey değil. Çünkü Alice'in hedefleri bence hep çok sert hareketler. Bu bağlamda da Alice'in bu günlerde özellikle yükseliş yakalaması çok önemliydi. Çünkü Bitcoin geriye çekilirken yukarı yönlü hareket sergileyen coin, Bitcoin yukarı yönlü çıkarken de özellikle dominansı yukarı doğru çıkartmadan yukarı çıkarsa Bitcoin en hızlı tepki de bu tarz coin verir. O yüzden bunlar önemli arkadaşlar. Yeni yatırımcı çekmek için de çok çok değerli ve kıymetli hareketlerdir bunlar. Bence hafife alınmaması lazım. 15.73 dolar bandında tutunabilmesi dahilinde Alice'in ilk durak 19 dolar. Buradan sonra da ben artık Alice'in yeni all time high'ları deneyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu band bizim direnç hattı. Yine çizerseniz direnç çizeriz. Şuradan 22 dolar direnci çıkar. Ardından şu bağlamda bir direncimiz daha çıkar. Orayı demen yapalım. Ama bunlar kısa vade trade yapanlar için bilinmesi gereken dirençler. Ha biz yine de kim kısa vade yapıyor, kim boğa sepetinde bilmediğimiz için buralarda tabii ki de aktaralım. Özet geçelim. Alice 15.73 dolarda 4 saatlik bir mum kapatır veya en sağlıklısı günlük bir mum kapatırsa çanak ve kulpu tamamlar. İlk hedef ardından 19 dolara doğru yolculuk. Bir anda hadi gidelim tek bir mumda 19 dolar değil arkadaşlar. Şu şekilde akümülesini yapa yapa yolun sonunda 19'u kısa bir sürede görebileceğini düşünüyorum. Burada tutunması dahilinde 22 ardından 24.83 ardından zaten all time high seviyelerini tekrardan deneyebilecek potansiyeli mevcut. Alice'i hafife almayalım. 100 milyon adet arzı var ve bunun şu anda %32 dolaşan arzda hala arkadaşlar keşfedilmemiş. Çok fazla Alice olduğunu da söyleyebilirim. Bu bağlam önemli Alice için. Başka aktaracağım coin yok. RSI bağlamına baktığımızda da RSI fiyat arasında da herhangi bir uyumsuzluk vesaire bir durum yok arkadaşlar. Her şey olması gerektiği gibi. Hatta şu bağlamda RSI'nin fiyatıyla şura bir tık yakın, onu da söyleyebilirim. Yani RSI güzel çıkmış bu bağlamda, onu söylemek istedim. Videom buraya kadardı. Bu tarz kısa videolar çekmeyi de özlemişim açıkçası. Sürekli bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle kısa olsun öz olsun 15 dakikayı geçmesin diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle, ailenizle mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı her gün Chainlink gibi yükselen coinler bulmamız ve bol para kazanmamız dileğiyle. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Twitter'dan da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bütün bilgiler açıklama kısmında yer almakta. Görüşürüz.